6. 3, 2, 1. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır Seko ile bir araya gelip bir vlog çekmeyi planlıyorduk. Ama Seko'nun biliyorsunuz ki kargo uçuşları devam ettiği için bu haftaya kısmetmiş. Hazır havalarda ısınmışken bahçe vlogu çekelim dedik. Özellikle Instagram'dan takip edenler bilirler. Çok fazla story paylaşıyorum bahçeyle ilgili. Dolayısıyla çok fazla soru geliyor. Kolay bir şey mi, zor mu, pahalıya mı mal oldu diye. O yüzden başlayalım Seko. Ne dersin? Olur. Gerçekten çok keyif aldığımız bir işti. Özellikle ben uçuştan gelirken tüm radyasyonu, o tüm enerjiyi toprağa veriyordum. Yani toprakla uğraşmak çok iyi geliyor. Zaten biz bu evde oturduk 2 sene oldu. 2 senedir kiracıyız. Bu aslında bahçede bize ait değil zaten. Bahçenin, binanın bahçesi. Ve tüm komşularımız destek oldu. Hep birlikte yaptık burayı da. Toprakla uğraşmak çok güzel bir şey. Bunun için çok maliyetli veya çok böyle ekstra şeylere gerek yok. Bu videoda onu anlatacağız sizlere. Ben çok keyif aldım. Çok güzeldi, evet. 2 yıldır da bunu yapabilmemizin sebebi karantinaydı. Kesinlikle. Hani dürüst olalım yani. Hiç böyle yoksa evet. Planlıyorduk bu yazda aslında. Bir güzelleştirelim bahçemizi. Çünkü çok fazla vakit geçirdiğimiz için burada. Evet. Hani vakit geçirdiği yeri güzelleştirince insan daha bir hoşuna gidiyor. Küçük alanlar planlıyorduk. Şu önümüzü yapalım, çiçek şurayı yapalım vesaire. Ama bu kadar büyük yapamazdık yani. Bayağı bostanlık oldu. Çok güzel oldu. Evet. O zaman ben ne gerekiyor? Malzemelerle başlayayım mı? Tamam. Bir malzemeleri anlatayım mı? Haydi. Tamam, hadi. Evet arkadaşlar, ben de malzemeleri anlatayım öyleyse. İlk malzememiz fırça. Burada önemli olan şey fırçanın saplarının güçlü olması. Çünkü bu fırça aslında bu yerleri süpüreceğiniz fırça değil, bahçeyi süpüreceğiniz fırça. O yüzden bunun sapları güçlü olması lazım. İkinci malzememiz tırmık. Bizimki biraz tabii şey oldu, eskidi biraz. Normalde bunun uçları biraz daha güçlüdür. Ama şimdilik böyle. Burada da dikkat edeceğiniz şey sapının yine güçlü olması. Mümkünse şöyle bir vida çakmanız gerekiyor. Bu vidayı biz çakmıştık, bu kırıldı. Ama sağlam duruyor yani. Ve şu sapın uzun olduğuna dikkat edin. İnternette bunların kısa sapları da var. Onlardan almayın çünkü ne kadar kısaltırsanız beliniz o kadar ağrır. Buradaki amaç vücudunuzu da korumak. Onun dışında en kritik şeylerden birisi belleme kazması, bel kazması. Buradan önemli olan gördüğünüz gibi bunun sapı hepsinden uzun. Sapını ne kadar uzun olursa o kadar iyi olur bu da. Bunu da yine buradan monte edebilirsiniz. Bunu da buraya bırakalım. Normal bir kürek gördüğünüz gibi bel kazmasına göre biraz daha ağzı geniş. Buradan yine toprağı özellikle düzlerken bu küreğe ihtiyacınız olacak. Onun dışında küçük bir çapa. Bu da bizimki kırıldı gördüğünüz gibi buradan. Ama iş görüyor yani. Nablonlar da alabilirsiniz. Bunu tabii oturarak yaptığınız için ağaç diplerine. Bu böyle küçük. Bizim toprağımız, yani bu bina 30 yıllık bina ve neredeyse hiç ekilmemiş. İlk defa biz ektik. O yüzden çok sert toprak. Böyle bir kazmaya ihtiyacımız oldu bizim ama sizin ihtiyacınız olmayabilir. Bu biraz ekstra yani. Kazma, küçük kazma. Yine aynı şekilde büyük çapa. Bu da yine olursa iyi olur ama ekstra dediğim gibi. Buna da ihtiyacınız yok. Bizim bahçe büyük diye almıştık. Şu kazıklar var. Bunlar şimdi tabii bu son hal değil. Örneğin burada domatesler var. Bunlar büyüdükçe buraya şerit şerit yapacağız. Şu domatesleri takacağız böyle bu şekilde. Bu kazıklar bunun için var. Bunları marangozlara da yaptırabilirsiniz. Çok bir şey tutmuyor. Şurada da küçük küçük malzemeler var. İşte eldivenler. Eldivene gerek var yoksa elleriniz nasıl tutar? Yani 5-10 lira falan bunlar. İşte burada şu küçük bant, metre, işte ne diyeyim, keser, pense gibi ekipmanlara da ihtiyaç oluyor. Peki bunların hepsi ne kadar tutuyor derseniz de arkadaşlar 150 lira maksimum. Mahalle nablularından, mahalledeki pazarlardan veya işte internetten verebilirsiniz siparişini. Dediğim gibi saplara dikkat edin. Onun dışında ekipmanlar her yerde aynı zaten. Evet, ponçik yine favori insanının kucağında. Kıskanç annesi, kıskanç. Öyle ya, valla. Kız olunca böyle oluyor demek ki yani. Malzemeleri tanıttığımıza göre arkadaşlar, bahçe yapımında hangi sıralamayı kullanmamız lazım? Of, çok tatlısın sen, çok tatlısın. Bahçede çekim yapınca bir anda geldi böyle hemen. Evet. Kucağa.
Evet, malzemeleri de tanıttığımıza göre bahçe yapımında hangi sıralamayı izlemeniz lazım? Neyi önce yaparsanız daha iyi olur? Biz aslında kendimize araştırıp 8 adım çıkarttık ve bu 8 adımı sizlere özetleyelim. Buyurun Seko Kaptan. Estağfurullah Mel Kaptan, lütfen. Ponçik, sen bahsetmek ister misin 8 adımdan? Bak, bu bir adım. Evet, biz 8 adımda çıkardık ama isterseniz siz 1 adım olur, 5 adım olur. Durumunuza göre planlayabilirsiniz. O zaman başlayalım. Birinci adımımız temizleme işlemi. Öncelikle toprak yüzeyini güzelce bir temizliyorsunuz arkadaşlar. Bu önemli çünkü eğer temizlemeden ikinci adıma geçerseniz, ki o da belleme oluyor, pislikler bir anda toprağın içine girebiliyor ve göremiyorsunuz orada. Çünkü ortalık toz duman oluyor. Çimler çok uzundu bir de bizim bahçede. Evet. O çimlerin biçilmeden belleme işlemini hayal edemiyorum yani. Kesinlikle öyle. Üçüncü adım ot temizliği. Belleme esnasındaki o çıkan kökleri temizlemek. Onlar başınıza sonradan çok büyük bela olabiliyor. Çünkü şu an mesela bizim mısırların orasını ya biz iyi temizleyemedik ya da bilmiyorum, oradaki çok kökler çok güçlü olabilir. Tekrar mısırların arasından böyle bir yabani ot üremesi başladı. Onları da az önce göstermiş olduğumuz küçük çapa mı denir ona? Çapa. Çapayla temizlememiz lazım. Hatta bugün yaparız belki o işlemi de. Dördüncü adımda tesviye işlemi. Belleme sonrası ot temizliğinizi yaptıktan sonra artık tamamen bir toprağa sahipsiniz. Ve o toprağı, senin gitmen mi gerekiyor? Ve o toprağı dümdüz yapmanız gerekiyor ki ona göre ekileriniz aynı standartta olsun. Aynı seviyede olsun, evet. Bunu da yaptıktan sonra kanal açma işimi yapıyoruz. O da 5. adımdı değil mi, yanlış hatırlamıyorsam? 5. adım kanal açma. Kanal açma da şöyle, ekilerin altlarını ve üstlerini bir seviyede tutup bir kanal açıyoruz. Böylece o kanala su verebilirsiniz, kendinize yürüme yolu yapabilirsiniz. Bu kanal açma bunun için. 6. adım ekim işlemi. Ne yapıyoruz? Güzel ve nizam bir şekilde, hatta mümkünse bir ip çekerek domates fidenizi veya işte biz sağ baştan ilk başta mısırlarla başladık, mısır tohumlarıyla. Ekim işlemini yaptıktan sonra sulama sistemi. Sulama sistemi de biz damla su sistemini kullandık. Zaten gösterecek Mel. Tüm fidelerin dibine gelmesi için suyun. O çok önemli. Yukarıdan su kesinlikle yapmıyorsunuz arkadaşlar. Yani hortumu alıp sıkmak yok. Ya hortumu kanalın içine koyacaksınız, kanal sulanacak ve alttan emecek fideler suyu. Ya da bizim yaptığımız gibi damla su. Buradaki amaç köküne suyu vermek. Çünkü yukarıdan sularsanız hem yaprakta su birikiyor hem de güneş yaprağı vurduğu için yaprakları kurutuyor. Bir de en kritik şey sulamakla ilgili, güneş battıktan sonra sulamanız akşamüstü gerekiyor. Akşamüstü. Onun dışında son madde de çevre düzeni. Bu tamamen keyfi bir iş. Biz çakıl taşları bulduk, sağ olsun üst komşumuz getirdi. O çakıl taşlarını dizdik böyle, bir şeyler yapmaya çalıştık. Siz keyfinize göre yine bir şeyler yapabilirsiniz. Keza gece ışıklandırması da öyle. Çok farklı ışıklandırmalar var. Biz henüz yapmadık. Yaparız son belki. Son kısım o kaldı. Evet, küçük bir şeyler yapmayı planlıyoruz. %90 cüzi, tamamlandı. Cüzi miktarlara. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. Tüm maddeler, 8 madde de buydu. Evet. Senin eklemek isteklerin? Yani illa bir bahçeniz olmasına gerek yok. Ufacık bir balkonda bile çok güzel bir hayat yaratabilirsiniz. Biz henüz sebze almadık ama böyle o ektiğin tohumun ufacık bir yeşil çıkması bile insanı çok mutlu ediyor değil mi? Böyle çıkmış mı ya? Gelmişler mi? Hani nasıl oldu? Her sabah ilk bahçeye bakıyoruz öyle. Evet. Ya çok mucize bir iş ya. Tohum ekiyorsunuz ve o palazlanıyor, kök tutuyor falan. Çok acayip bir iş. Canlı sonuçta yani. O da bir canlı yani. Bir de oradan aslında koparıp yediğimizi düşünemiyorum. Efsane ya. Efsane. Üzerine sileceksin, çatlatacaksın yani. Şey yok, ilaçlama yok. Organik tamamen. Aynen. Ben 32 yaşındayım ve kendim bildim bileli bahçeli ev hayalim var. Hatta biz mezun olduğumuz gün Meltem, ben bir de başka bir arkadaşımız şu sahilde oturmuştuk yani ve şey demiştim, keşke bir gün üniversite yılı yani, yaklaşık kaç yıl ya? 2011. 9 yıl önce. Ya keşke dedik şurada bir yerde bir bahçeli evimiz olsa da otursak ileride falan. O dönem ne pilotluk var ne bir şey var yani, hiçbir evet şey yok ya yani. Hayat işte yani. Bugün o bahçe, sahile bakan bir yerde bahçe yaptık yani. Ekip biçiyorsun bir de. Evet. İnşallah daha ileri size kısmet İnşallah. Olur. Her şey tabii hemen olmuyor. Gördüğünüz gibi 9 yıl, 10 yıl. Uzun yıllar çalışıyorsunuz yani. Evet, o zaman çenemiz çok düştü yine. Sizi bahçe videosuyla baş başa bırakalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya bakalım neler çıkacak. Bakalım.